Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Şimdi Planet Zoo'yu bayağı sevmişsiniz gördüğüm kadarıyla. Ya seveceğinizi tahmin ediyordum da bu kadar seveceğinizi inanın ben de tahmin etmiyordum. Ulan dedim madem izleyicilerimiz bu kadar sevmiş, görsele hitap eden şeyler yapalım dedim. Ve size 3 tane sürprizim var bu bölümde. Daha bölümün başında. Devamı bana da sürpriz olacak tabii. Hazırsanız başlıyorum. Tabii bunları yaparken yorumlarınızdan da yola çıktım. Şöyle bir yandan insanlar harekete geçsinler. İlk sürpriz geliyor. Hazır mısınız? Ben bunu niye daha önce düşünmedim ya? Yani yere komple yazıp sonra direkt buraya koyabilirdim. Aa, bunları boyayabiliyoruz lan. Lan bunun üstüne yazı yazılıyor diyeyim bana ya. Vallahi. Çay 3 TL. Ay orada çıkıyor ya. Dur bakayım. Pahalı ama hayvanat baş. Bak şimdi burada karaktersiz dinlenme tesislerini işleten adam triplerine girmemiz lazım. Çünkü adamlar buraya geldiklerinde buradan başka bir yerde çay içemezler. Çünkü buradalar. Nasıl? Yani normal çay 3 lira. Tavşan kanalı çay 5 lira. Şefin tavsiyesi olan çay da 10 lira. Şefin tavsiyesinin ne önemi var diyebilirsiniz. Hiçbir önemi yok. Tamamen para koparmak için. Burası tamam. Dükkanımızı kurduk. Bayimizi açtık. Buradan sonra bura güzel iş yapar. Çünkü bir marka adı var. Anlıyor musunuz? Marka yani. Şimdi ikinci güzel yer ve 3 tane değişimin arasında en çok hoşuma giden. Şimdi aşağı yukarı bitmiş gibi gözüküyor ama daha bu içeriden baktığımız zaman dışarıdan ışıkların gelmemesi lazım. O detayları da örteceğim. Hatırlıyorsanız önceden burada bir şey vardı. Taş vardı, karşısında taş vardı ve arada bir yabani sarmaşık vardı sadece. Ben burayı tuttum, baştan bir mağara haline getirdim. Anlayacağınız şöyle, timsahlar için çok tatlı bir ortam oldu. Benim şu anda bölgedeki favori yerim burası ya. Zaten çok da yerimiz yok, 2 tane yerimiz var da. Bir de ben bunu kaydettim. Kaydetmeyi de öğrendim. Mesela oldu da iflas ettik, öyle ihtimal var. Çok yüksek hatta. Nereye kaydettim ben onu? Bakayım. Sarmaşık koyabiliyorum direkt. Bunların kısa yollarını öğrendim. Tekrardan yapmak isterse 2 saat uğraşmayacağız. Bak bunu da kaydettim. Direkt mağarayı laps diye istediğimiz yere koyabiliyoruz. Niye iflas etmekten korkuyorum? Çünkü zaten benim halihazırda 5 milyon param vardı. Şey 5.000 dolarım vardı. Onu yedim, bitirdim, doymadım. Gittim şuradan kredi çektim 50 bin dolar. Nerede o? Şuradan 50 bin dolar kredi çektim. Böyle evet böyle bir çılgınlık yaptım. Ya iflas etmemiz olası yüksek bir ihtimal hatta ya. Ya şu üstüne belki bir şeyler eklenebilir şuraya. Onu da yorumlarda belirtirsiniz. Bir heykel tarzı bir şey koyabiliriz falan. Bu arada yorumlar üzerinden de gitmeyi planlıyorum. Bu bölümde de zaten yorumlar üstünden gittim. Önerileriniz varsa fantastik olabilir. Hiç önemli değil. Yapmaya çalışırız. Birazcık farklılık iyi olur hatta. Bak 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 bak. Oğlum bu kokuyor lan. Buradan rahatsızlanırlar mı acaba? Yo gayet de keyifleri yerinde yani sağlık durumları falan. Bu arada bu timsah yakın zamanda ölecek arkadaşlar bakın. Yani ömrü çok uzun değil bunun. Gelelim 3. bölge. Deve kuşlarının mekanı. Hadi bakayım. Şöyle. Şimdi burası diğer yer kadar görkemli olmadı. Ama burada çok güzel anlam içeren şeyler var. Mesela birincisi. Burayı bir çiftlik ortamına çevirmeye çalıştım. Ya böyle tavuktur, culluktur. Ya o tarz yetiştirilen yerlerde böyle bir çiftlik ortamı olur her zaman. Tavuk cinslerinde falan. Öyle bir ortama çevirmeye çalıştım. Bir çiftlik evi gibi. Ve üstüne
Buradaki suya da iki tane maymun heykeli koydum. Bunların anlamı ne peki? Hatırlıyorsanız ben suyudan iki tane maymunu zehirlemiştim ilk bölümlerde. Onları da burada tatlı tatlı anacağız yani bunları gördükçe. Hayvanat bahçemizin son hali bu. Gayet tatlı, güzel bir hale getirdik. Ama dediğim gibi sıkıntı şu, zarar ediyoruz. Deli gibi zarar ediyorum. 42'ye düştü. Hala da düşmeye devam ediyor. Televizyon. Şimdi böylesine doğal, cazibesi yüksek bir ortamda televizyonun ne gibi bir önemi olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama televizyonların çok güzel işlevleri var. Mesela şuraya koyabiliriz. Şöyle koyabiliriz, aynen. Söz, mümkün söz. Evet, merhabalar sevgili hayvanat bahçesi gezicileri. Ben buranın hayvan bakıcısı Dursun yerli yerinde. Şimdi patronumun bana bildirdiği ve sizlere iletmem gereken bir iki tane maddeyi sizlere duyuracağım. 1. Çocuklar biliyorsunuz bizim geleceğimiz. Çok kıymetliler. Onlara bu kıymetini hissettirmek adına bugünden itibaren çocukların ücreti 3 dolardan 6 dolara yükseltildi. Sonuçta onlar kıymetlilerimiz. Allah rızası için bağış yapsınlar diye bir not düşülmüş. Bunların tabii bir işlevi daha var. Bunu buraya koyuyoruz. Sonra bunun üstüne gelip buradan bir hayvan seçebiliyoruz. Mesela deve kuşları. Burada deve kuşlarının olduğunu belirten bir tabela gibi bir şey aslında. Burada bilgileri falan yazıyor. Buradan da timsahları seçelim şöyle. Şimdi bu bölümde birazcık daha böyle fantastik hayvanlar bulmaya çalışacağım. Yani çok görmeye alışkın olmadınız. Zaten her gün timsah görüyorsunuz. Gerçi bu da. Ya görmekten keyif alacağınız diyeyim. Mesela bir aslan görmek veya da nadir bir hayvan türü görmek hoşunuza gider. O tarz hayvanların peşine düşeceğim. Onun da yöntemini buldum biraz. Mesela oyunda bir kıymetsiz para var. Sol altta bulunan 42 bin dolarımız var. Bir de onun yanında değerli bir yaprak şeklinde bir para var. Onunla alınan hayvanlar da var. İşte bunlar kıymetliler oluyor. O şekilde satılan hayvanlara bakacağız. Şu webcam'imi kapatayım burada. Mesela çita alabilir. Bak ben çitaları severim. Ama alırken şunlara da dikkat etsek güzel olur aslında. Bunlar popülerlik. İzleyiciye keyif verdiğini, yani çok para getireceğini söylüyor. Bir de alırken çift almamız lazım ki hani türetebilelim. Ooo, Bengal kaplanı var bakın. Dişisi de var. Dişisinin ömrü çok uzun, çok güzel. Erkeğinin ömrü de uzun. Bakın bunu alabiliriz. Bir kaplan türetebiliriz ya. Bu ne lan, Pokemon gibi. Bunu ben şöyle bir alacağım. Ay eşek kafam ya. Bir dakika. Bunu mecbur alacağız zaten. Bir kere o topa girdik. Bir dakika. %50. Şimdi ben bunu alacağım. Niye? Çünkü bunun %0. Yani bu büyük ihtimal üreme ile alakalı. Aynen. Doğurganlık. Bu hayvanı alırsak bunlar türemezler. O yüzden diğerini alacağım. Dişiye dua edelim de dişininki 0 olmasın. Yani biraz bodozlama aldık. Dişinin %17 ya. Yani en azından %0 değil. Ama %17 de çok düşük be. Yani biraz şanslı olmamız lazım. Ha bu arada ben size söylemedim. Bakın iki tane de tavus kuşu aldım. Bunları da yerleştiririz. Bir kaplan yerleştiririz. Bir tane de tavus kuşu. Bölüm hem birazcık daha uzun olur. Uzun istiyordunuz. Böyle üstün körü yaparım ben. Tamam mı? Ve detaylarını yorumlarda siz belirlersiniz. Bir dahaki bölüme kadar ben yine hazırlarım. Şu anki yaptığım gibi. Kaplanlardan yana sabırsızım. En başta kaplanlara bir yer ayarlayacağım. Kapı çok uzakta olmasın ya. Çünkü görevliler böyle bir anda orada doğmuyorlar. 2 saat oradan yaldır yaldır koşa geliyorlar buraya. Deve kuşları aldı başını gitti. Bakın seri üret. Bakın şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O ne lan? Aaa bak. Eight yavrum eight be. Beklenilen an geldi ya. Bak. Yavru timsahları görüyor musunuz? Ulan oğlum seninki vahşi hayvanın bile yavrusu tatlı ya. Şuna bak şuna. Bak bir tane de şurada yüzüyor. Vikal, bu da erkek. Bir de yeni doğanların sehir zevki de yüksek. Bunların çoğalması niye iyi oldu biliyor musunuz? Şu timsah ölmek üzere. Ya bu Dursun'a ben niye bu kadar para ödüyorum abi ya? İki yıldız olunca ne oluyor bu? Şimdi bizim en gözde çalışanlarımızdan bir tanesi Dursun ama yani bu kadar parayı hak ediyor mu acaba? Gene para bitti görüyor musunuz? Daha bölüme yeni başladık be. Geldiler. Hey aslanım be. Bak. Lan oğlum. Timsahların oraya sığdı. Oha 5 yıldız lan bu. Oğlum ne oluyor ya? Bir de işin kötü yanı ne biliyor musunuz? Yani buranın reisini aldık buradan. Hep yavrucak dolu buralar ya. Oğlum sen bir şuraya gel bakayım.
Adam geldiği gibi belayla geldi ya. Manyak. Bu 3 yıldız dişi. Bu 5 yıldız erkek. Şöyle şuna çevirelim ha. O zaman biz başlı başına buraları bir toprak yapalım şöyle. Ağaçlardan bir koyalım sağa sola. Ya genelde böyle kaplanlar, aslanlar falan bir taşın üstüne çıkıp yatarlar diye kalmış aklımda. Yani öyle bir pozları olur. Bunu şu taşın arasında çıkan ağaç olarak buraya atlayabiliriz. Tamam, kaplanların yeri hazır. Ya çok üstün körü hazırladım dediğim gibi. Burayı da yine şu anki yaptığım gibi daha sonradan böyle adam akıllı bir yer haline getiririz. Şu an öyle rastgele hayvanları idare edecek bir yer yaptım. Bakalım memnuniyetlerine full. Güzel güzel güzel. Oğlum şurada bize ufacık ufacık yavru yavru kaplanlar verin lan. Tamam reis. Bak 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 bak. Kaplanların keyfi yerinde. Bakayım maddiyata nasıl etkileyecek bunlar. Bakın 400, 457'yi çıktı görüyor musunuz? Kar mı ediyoruz lan biz? Dur bakayım biraz izleyeceğim orayı. Sol altı biraz izleyelim. Vallahi kar ediyoruz. İlginçtir kar ediyoruz. Ben de şaşkınım. Bu arada işçilerin çalıştıkları mekanlarda bakın şimdi şurayı görüyor musunuz? Şu kahve merkezini falan. Bak buraya gelip dinleniyorlar. Bir tane mekanikçi var. Tesisatçı. Bir tane temizlikçi var. Bu işletmeci. Bu da temizlikçi herhalde. Bunun az olmasından yakınıyorlar. Aa o ne lan? Bu ne lan? Bunlar ne lan? Doğru. Bakın bunlar nasıl açıldı biliyor musunuz? Burada hani hayvanlar üstünde araştırma yapıyorduk ya. Burada da ben şu tarz yapılar üstünde araştırma yapmıştım. Bak iki tane açmışız. Hatta fil falan gelmiş. Dur bakayım ya neler gelmiş. Bir sürü süsleme gelmiş. Tam böyle Afrika ortamı ya. Vallahi hamak var hamak. Umarım iflas etmeden bunların hepsini tadarız ya. Lan dur. Oğlum dur lan. Oğlum en önemli şeyi unuttuk lan. Ben deli gibi kaplandan para kazanmam lazım. Bir dakika. Her yere koyacağım bunları, her yere atın. Kaplanlar bir de 5 yıldız. Timsahlar büyüdünüz mü lan? Gıttikler. Ne yapıyor bunlar? Bak tipe bak tipe. Bu tam pusucu ya. Bu bizim kabileden bak. Mağaramız güzel oldu ya. Vallahi. Bir diğer sıkıntımız sadece SWAT box var bakın. Yani tamam bir marka, bir adı var. Adama bak adama. Hızı görüyor musunuz? Aynen. Bakın burası güzel. Bu buraya güzel gider. Buraya da müşterilerimize bir lavabo servisi açtık. Bakayım. Bence bir ATM olmalı şurada. Şöyle. Tamam. Burada ne yapıyorsunuz lan? Dur bakayım. Şu içeride ne yapıyorlar? Buraya gelen var mı? Bir kişi gelmiş. Oh baba keyfin yeri yerinde ya. Neyse senin ismin? Bak enerjisi doluyor. Tamam. Hatta ben diyorum ki bakın yol yakınken bölüm bitmeden şeyi de yapacağım diye söz verdim size. Tavus kuşlarına yer. Bir sonlandırmadan onu da yapalım hemen şuraya. Bir dakika oğlum bunların boyu niye böyle kısa oldu? Güzel. Getirelim tavusları buraya koyalım. Neymiş? Bunun doğurganlığı da yüksek. Yaşayacağı süre de yüksek. Bak ikisi de öyle aynı. Kuş türü bol bol olacak anlaşılan. Tavus kuşlarından da yine başımız belaya girecek gibi. Ama olsun bunlar tatlıdır ya. Aha! Oğlum harikasınız ya. Bak. Abi müthişsiniz ya. Yani hem bu hayvanın üremesine çok sevindim, hem kar anlamında hem... Müthiş. Abi helal lan size. Ya beklediğimden hızlı oldu bu arada. Sese bak sese. Bak annesinin yanında annesinin. Helal lan.
Vallahi çok sevindim buna ya. Tavus kuşlarımız geldi mi? Baba ne yapıyor? Babanın keyifler yerinde mi? Güzel. 5 yıldız ya. Ne diyor ya? Bir daha yap bakayım. Aha, tavus kuşlarımız da gelmiş. Dur bakayım hemen. Şimdi bir dakika. Şimdi biz bugünlere kolay kolay gelmedik. Sürekli iflas ettik. Kredi çektik. Onu yaptık, bunu yaptık. O yüzden bir şey yapacağımız zaman ilk başta para. Parayı konuşacağız bundan sonra. Bir dakika. Yapıştıracağım abi bundan. Her yere yapıştıracağım ya. Al buraya da koyacağım. Buraya da koyacağım. Buraya da koyacağım. Her yere koyacağım. Alın bakayım. Aa bak bunlar da çok tatlıymış ha. Bak yeri kekeliyor. Sonra toprağa biraz artıralım. Oğlum bunlar düz yerde yaşayabiliyor. Bunlar nasıl hayvan böyle ya? Hiçbir şey yapmama gerek yok şu an. Size dedim ya bazı şeyleri kolaylaştırmak adına kısa yolunu oluşturabiliyoruz oyunda diye. Hemen bir tanesini sizin gözünüzün önünde canlı canlı yapacağım şimdi. Her şeyini aldık ya. Şurada da bir tane bir şey var. Heh, onu da alalım. Bunları böyle aldık ya. Bunu buradan kaydediyoruz. Mesela ben ne kaydetmişim? SWAT Box'ın yazısını kaydetmişim. Kümeslik hayvanlar olduğu zaman her zaman bunu kullanabiliriz. Kümes hayvanları için ne bileyim tavuk olur, culluk olur. Hepsi olur işte. Fotoğrafını da çekeceğiz buradan şimdi bunun. Şöyle. Yalnız iflas etmeyeceğiz gibi geldi bana. Ya ben iflas edeceğimizden korkuyordum da sanki kurtaracağız paçayı gibi geldi. Lan culluk oğlum arada kaybolma ha. Varsa artık soruyor. Biraz zorlama oldu ya bura. Yani bura biraz Allah'a emanet oldu harbiden. Tavus kuşları. Oğlum size bir gıcık oldum bu arada haberiniz olsun. Bak bunu da beğenmediler. Geri alıyorum lan. Ya kar etmesek de zarar etmemeyi öğrendik. Bu bölümde onu öğrendik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.